Hong Kong'dan herkese selamlar. Kadın voleybol takımımız Hong Kong'a gelmişti. Ben de onlarla tanışma fırsatı yakalamıştım hatta. Ebra Karakut ile bir röportaj yapmıştım. Röportajdan sonra bizim maçlar bitince birkaç günde Hong Kong'da kalacağız, izinliyiz. Biraz gezelim mi falan demişti. Ben de tamam dedim. Bugün şimdi onunla buluşacağız. Ben şimdi onların kaldıkları otele doğru gidiyorum. Kendisini alacağım. Ondan sonra yola çıkacağız. Otelden çıktık. Burada bir tane tapınak vardı. 10.000 Buda tapınağı. Oraya geldik Ebrar'la beraber. Şu anda maymunları çekiyor. Bunlar ne kadar kaplı. Çok acayip bir yere gelmişiz ha. Böylesini de görmemiştim. O kadar tapınak gezdim ama. Çok güzeldi maymun. Ben şu an aynen, tapınaktan çok maymundayım. Her gün maymun görmüyorum. Biraz aşağı mıyız sen? Oradan güzel tepeyim yani. İleride de vardır zaten diğer maymunlarda. Vallahi ilk maymundan şey yaptım. Do not give them money. Ne diyor? Onlara para vermeyin diyor. Ha, fake şeyler diyor. Ha. Ha, yani bunlara inananlar bunlara para mı veriyor? Ya bazı yerlerde kumbara gibi bir şey oluyor. Ama yukarıda para atacak yer vardır, merak etme. 5 dakikadır yürüyoruz, hala sağ tarafta, sol taraftakiler bitti. Sağ tarafta bir sürü Buda heykeli. Gerçekten inanılmaz ya. Böyle bir şey görmedim ben. İğrenç yaratık var, ona benziyor. Neydi onun adı ya? Gandalf mı? Gandalf değil değil mi? Gandalf da olabilir, emin değilim. Öyle, ben de çok hakim değilim Harry Potter'a. Şu direkt gul yabani ama ya. Bu direkt. Direkt belli filmden esinlenmişler izleyip. ne yapalım? Bu da yüzü biraz değişik ama hafif zana belki kafayı değiştirsek. Kavlinin Sultan Süleyman havası da var bunda. Ama zil çalıyor böyle alt sınıf biraz herhalde. Hani sadrazam belki. Ben bunlara gitsem böyle sarılsam falan saygısız olur mu? Yo. Bitecek gibi de değil, baksana şu an. Harbiden ya, bitmiyor. Aa, ilginç. Müslüman ayarlaması mı acaba bunun? Ne? Müslüman mı da? Ben Müslümanım bu da. Ya bir şey diyeyim mi? Bak gerçekten şaşkınım ha. Bir dakika, hemen fotoğraf çekeyim. İyi ki gelmiş hakikaten ya. Bence de. Ama hala domuz görememek beni biraz üzüyor. Bu arada evet, burada domuzlar varmış. Uyarı vardı şeyde, girişte. Domuzları beslemeyin, dikkat edin falan yazıyordu. Ama burada göremeyiz de, şu yan taraflarda ormanın içlerinde vardır ama karşımda çıkması zor herhalde. Ben hep bir bakıyorum zaten arada, yokluyorum onları da. Yoklar. Aşırı terledim. Bir tişört mü getirdin? Az söylemişim belki. Senin tavsiyene uydum ve iki tişört getirdim. Ha, güzel, ben de iki tane aldım valla. Evet, sonunda yukarının bir kısmına çıkabildik. Burada büyük bir Buda var. Şimdi içeriye bakacağız. Ha bak işte burası şey, bağış yapma yeri. Genelde bütün tapınaklarda oluyor. İçeriye bakalım istersen. Kırmızı mont bırakıyorsun yanında. Gereksiz olmuş. Şans mans. Wow. Şuraya bak. Komple. Oha. Gerçekten 10.000 var herhalde. Yine dış kısma çıktık şimdi. İçeride video çekmeyin dediler. Burada böyle büyük bir kule yapmışlar. Yine her tarafı Buda. Evet, nasıl hava? Yo, soğuk yani. Yo, soğuk aynen. Hava soğuk mu? Yo, sıcak. Hava inanılmaz sıcak gerçekten. Terden geberdik. Tam öğle vakti bir de. İnanılmaz bir sıcaklık var, nem var. Birazdan tişörtlerimizi farklı görebilirsiniz. Yedek tişört falan getirdik yanımızda. Milahilere de benziyor arkadaşlarımız. Aynen, o ruhani şeyler. Aynen. O neymiş? Özel. Ne? Evini asmalık, ismine göre yaptırıyorsun gibi bende. İsmine göre. Ne yazayım abi? Abi ne yazayım? Hadi sen bu da Ebrar ol. Koyan Ebrar yazıyor bu da. Bak bir de burada çok fazla helikopter geçiyor. Bunun sebebi de zenginlerin ulaşımı için. Acun gibi abiler burada çok fazla olduğu için otellerin üstünden alıyorlar. Bırakıyorlar bir yerlere. Bizde
Şey... 7000 kat merdiven çıkıyor. Aynen biz. Helikopterle evine girer. Aynen kardeşim helikopter. Bunu al yeni gönder. Brr, kardeşim helikopter. Pat pat. Şu an iki yol çıktı önümüze. Aynen sol bence. Sol. Soldan gidelim. Oradan oraya ben bağlanacak gibi nedense düşünüyorum zaten ama. Bence orada hiçbir şey yok oramızda. Yok mu? Bakalım. Hadi bakalım. Hadi biraz daha geliyor. Terleyelim. Yani şu 10 bin tane budanın 10 binini de gördüğümüze inanamıyorum. Ben laftadır sanıyordum ya. Bir binde falan bırakmışlardır diye düşünüyordum. Can we buy some of them? Yes. Selling. How much? Heykel alacağız herhalde. It's only Chinese. Ne diyor? Rakamlar da var da. Bu ne ya? Ben bunu nasıl okuyayım kardeşim ama? Bence bu şey ya. Bu yıl mı para mı yani? Bunlar para değildir umarım. Bunlar bence şey ya. Bunların farklı farklı takvimleri var ya. Onlardan olabilir bu. Ben bir kere şey görmüştüm Malezya'dan. İşte bunların tavşan yılı, bilmem ne yılı, normal yıl falan. Burçlar vardı, tarihler vardı. Onlara denk gelen şey vardı, hayvanlar vardı. Ben sallıyorum şu anda bu arada ama onu anımsattı bana yani. Fiyat olmadığı kesin. Kaç 60 tane şey var. Yani bence yıl da olmadı kesin de şu en azından en sonlar. Yok şey işte benim o gördüğüm Malezya'daki yerde daha fazlaki yıllar da vardı. Hani adam 100 yıllık yapmış hani 100 yıl dursun mu diye. Hani geleceğe yatırıp her sene değiştirmeyelim diye. Abladan su istedik de içilmiyor dedi buradaki su. Çok kirli dedi. Şimdi bize yardımcı olacak herhalde. Hortumdan mı içeceğiz? Ağzımızı hortuma mı dayayacağız ya? Nerede hortumun ucu? Evet hortumdan dolduracak. Helal olsun ablamıza. Helal olsun. Kadına bir de ben ketum demiştim. Ben de istiyorum ya. Çok susadım. Me too. Thank you so much. Ama bu çok sıcak bir su. Harbi mi? Bunu içemeyiz. Oha bu ne kaynar ya direkt. Normal su da değil. Kaynar bence de kaynar. Tamam ben vazgeçtim. Ama çok teşekkür etmiş gibi içiyormuş gibi yapacağım şunu. Aşağıdan soğuk su alırız. Bu ne ya? Biz utanmadan verdiğimde nereden geliyor bu sıcak su abi? Dağın altından gelse soğuk olur. Öyle bir sıcak var şu an ama korktu yani işte düşündüm. Şişemi çöp, şişe mi eriyecek öyle bir sıcak gerçekten? Şunu da gösterebilir miyim insanlara? Bak. Aynen. Bak bayağı su akıyor arkadaşlar. Su akıyor yani formadan. İşte... İşte alın teri. İşte gerçek alın teri bu ya. Emek bu işte. Üstümü değiştirdim artık terden. Geberdim. Ebrar da sarak kırmızı formasıyla bizlerle mahvolduk terden yani artık. Ebrar gösterdi zaten ama ter aktı yani üstümüzden. Şimdi Hong Kong'un karşı tarafına geçiyoruz. Burada meşhur bir zirve var Victoria Peak diye. Oraya gideceğiz. Şu benim buram da yanmış mı? Her yerde şu bayrağı gibi dolaşıyorum. Aynen. Takımımızı temsil etmeye evet. Devam edin. Hong Kong'da bile. Dışarıda giderken bile temsil ediyorum. Planımızı değiştirdik şimdi. Zirveye sonra gideceğiz. Burada bir tane hepinizi görmüş olduğu internette mutlaka karşınıza çıkan bir bina var. Ben burayı Hong Kong'a gelmeden önce burada olduğunu bilmiyordum bile. Meğersem buradaymış. Yani gösterince diyeceksiniz aa bu bina bu bina burada mıymış diyeceksiniz siz de. Şimdi giriş yapacağız herhalde. Canavar bina diye geçiyor. Bahsettiğim şey Monster Building diye geçiyor. Üç tarafı da bina dolu ama tek bir binadan oluşuyor. Yani kaç bin tane daire olduğunu bilmiyorum bile. Abi bunlar ne satıyorlar ya? There is a Monster Building. Monster Building. Here. Thank you so much. Aha burası. Gördüm şurayı. Aynen işte. Şuradan orası burası. Şu fotoğraf çekindiklere şu ilerisi bak. Bakılıyor ama. Aynen. Vay be. Buraya da geldik ha. Şunun üstüne çıktırıyorlar değil mi? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Şu an üstlerini kapatmışlar. Evet. İnsanlar fotoğraf çekiniyor diye. Evet geldik. Şimdi göstereceğim. Oha. Arkadaşlar gösteriyorum. İşte bu bina. Burayı mutlaka görmüşsünüzdür. Bir yerde mutlaka karşınıza çıkmıştır. Burası komple tek bir binadan oluşuyor. Devasa bir yapı, devasa. Genelde şurada fotoğraf çekiniyorlardı. Buraya böyle bir tel koymuşlar şimdi. Drone uçurmak da yasak diyor. Şuradaki çöpler olmasa gayet iyi. Nasıl buldun? Bence çok güzel. Ama fotoğrafı nasıl çekeceğiz? Fotoğrafı önden çekeceğiz herhalde. Bir sonrakinden mi çekeceğiz artık? Bir şey yapacağız. Şimdiye yani kendimizi bırakalım. O bizi nasıl çekerse öyle olsun. Dört tarafın kapağımız gibi gözükse buymuş. Aynen doğru. Belki de. Belki de aynen. Burayla da birleşince neredeyse dört tarafı aynı evet. Ama acaba
Acayip de şoklar yapmışlar yani buraya. Evet. Şimdi fotoğraf çekimine başlayacağız. Ebrar beni çekmek için. Şu anda yerlere yattı şu anda. Hadi poz veriyorum ben şimdi. Arkadaşlar çok güzel fotoğraflar çektik ya. İnanılmaz güzel bir açısı var gerçekten buranın. Bu taraf fotoğraf teri. Aynen. Yerlere yattık birbirimiz için. Evet. Çok buraya da tak diye sıkıştıracağım zaten fotoğrafları. Çok büyüleyici, böyle kaotik bir yer. Çin'e de aslında girsek güzel olur abi buranın. He? Bir açık kapı bulup denesek mi? Neyi? Bir Çin'e girmeyi. Yukarı çıkmayı. He. Çin'i merak etmiyor muyuz? Ki bence kulüm ya. Çin'de hiç umduğumuzu bulamayacağımız. Yok şeyi mi? Böyle bir koridor görsek biraz falan. Hadi deneyim. He. Şu 4 numarayı zorlayayım mı? Kapalıdır muhtemelen. Evet, şimdi o binanın olduğu yerden çıktık, pazara geldik. Bir artist ne ararla pazarda esprisi gelir mi hocam? Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artist var mı geçen hafta öğrenler? Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla pazarda? Ben öyle bir şey görmedim, ben 55 yaşındayım. Çok güzel meyveler var burada. İstiyorsan alayım, elma mı elma? Bak şunu çok seviyorlar, mango steam. Bunu nasıl yiyeceğiz ki? Bunu yarıyorsun ortadan. Size tabii ki. Can I try this one? Can I try one of these? Ne diyor? 2 kilo is 40. Ne bir kilo? Bir tane alacağım de. Bir can tane deneyeceğim de. Can I try one? Only one? Rejim mi çıktı ya? Bizim Türkiye'de olsa... Parası neyse vereceğiz diyelim abi. Ya yok, satacak satsın zaten de yap versin en azından yani. Ondan. Lan kilosu kaç para? 40. 28. Gerçi 3 de bir şey değil ya. Neyse. Yani 10 lira lan gerçi bir şey değil. Neyse. Hareketlere bakıyor. Adamın hareketlere bak. Ne verdin adama? Her şey var. Ha, az önceki. Adamın harekete bak ya. Sipsin lan. Bunu nasıl yiyeceğim ya? Ya onu gösterseydi zaten. Bak şu ablam çok tatlı bir ablaya benziyor. Ona soralım. Bu dünyada ne hangi bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. Aynen. Ona soralım, bunu nasıl yardımcı olabilir misiniz diyelim. Abi şu an aldığımız şeyi yiyememe sıkıntısı yaşıyoruz. Aa, burası da ufak bir monster building he? Evet. Burası da güzelmiş. Dur ya, ben bunu yerim parçala yatağım. Ha tamam ya, ne var böyle yiyeceğiz. Ha oldu mu? Tamam süper. Bak bakayım nasıl. Onu genelde çok seviyorlar. Çok iyi, tadına bakman çok lazım. Ben de bunu deneyemedim ha. Sarımsak görüntüsünün altında harika bir lezzet. Aynen, harbiden bayağı iyiymiş ha. Mango steam diye geçiyor. Bunu alın mı bir kilo ya? Bir kilo alınır değil mi? Odada çerezlik. Abi bu ne, kafası falan mı bu? Kafası mı bu ördeğin? Şu. Evet, o kafası. Oha abi, kafayı komple kızartmışlar ya. Abi neyin var ya Allah'ım. Şu renk, yani. Şu renge bak ya, renkte bile şey yok. Evet, şimdi başka bir rotaya doğru gidiyoruz. Zirveye çıkacağız şimdi. Tramvaya bindik. Çift katlı tramvaya da bindik. Çift katlı tramvay keyfi. Aynen. Ya ben bunun sebebinin biraz şey olduğunu düşünüyorum. Çift katlı. Şimdi İngiliz sömürgesiydi ya burası daha önce. Mesela dikkat ettiysen otobüsler İngiltere'deki gibi çift katlı. Bence tamamen sallıyorum şu anda. Tarihi sallıyorum. Bence ona özenip tramvayı da biz çift katlı yapalım burada demiş olabilirler yani.
Öyle bir mantığım var benim. Hiç araştırmadım bunu. Kendim yazdım bu tarihi de. Güzel senaryo. Ben beğendim. Ya mantıklı ya. Bunu oynatırız abi. Çok aynen. Bu olur olur. Bu tutar. Evet, yemek yemeye geldik. Acıktık. Yorulduk. Gerçek İtalyan pizzası diyormuş. Dümdüz pizza sevmezsin sen. Karınca kokusu beni bitirdi. İtalya'dan sonra sevmezsin ama. Bakacağız, göreceğiz. Fena değil. Benim tavsiyemle geldik. Buraya ben daha önce yemiştim. Burada meşhur bir pizzacı burası ama. Tabii yani İtalya ile kapışması zor. O konuda yapacak bir şey yok. Çok açık not vereceğim sonra. Beğenmezsen beğenmedim derim abi. Hiç de çekinmem. Kadına da söylerim. Çok sarımsaklı be. Çok sarımsaklı değil mi? Seninki de sarımsaklı mı? Kokusu var. Henüz tadına bakmadım. Biraz soğusun dedim, sıcak bayağı. İnşallah bunda yoktur sarımsak. Bunu yiyemezsek Subway'a gidiyoruz biliyorsun değil mi? Sen yemezsen yeriz ya, sorun yok. O nasıl? O da mı sarımsak? Yapacak bir şey yok, tarzları böyle demek. Zirveye geldik sonunda. Bayağı uzun bir yoldan sonra. Akşam olacak neredeyse. Saat 7 oldu. İnanılmaz bir yere geldik. Harbi o ışıklar ne ya? Şimdi gördüm. Bak deli bence. Abi Hong Kong'dan şöyle bir manzara beklemezsin. Adalara bak ya. Şu anda biz bir AVM'nin oradayız. Yani bu kadar saçma bir tepeye AVM yapmışlar. Gerçekten AVM'nin terasının manzarası bu. Aynen. AVM'nin terası arkadaşlar. Yani şu an ne kadar yüksekteyiz kestiremiyorum. Burada da fotoğraf çektirmek isteyen insanlar var Ebrar'la. Üzerinde zaten forma olduğu için insanlar tanıyor. Arkadaşlar şu an manzaranın oraya çıktık. Uf, inanılmaz bir yer. İnanılmaz. Biz biraz daha yükseğe çıktık. Böyle insanların gelmediği, gelmenin zor olduğu yerlere çıktık burada. Burası son. Son mu? Son. Burada yapacağız. Aynen buraya kadar çıkıyor. Bir de şu tarafa bakalım. Sol tarafa. Yukarı çıkalım diye bu vardır kesin. Abi çok iyi ya. Evet şimdi tepede bir yere oturduk. İnsanlar şu aşağı taraflarda genelde. Biz yukarıdayız burada. Ebrar var. Bir de yanında iki tane başka Fransız arkadaş var. Fransız çocuklar var. Onlarla oturuyoruz. Size bakın ya, bayağı bulutların üstündeyiz. Çok yüksek. Evet, nasıl manzara? Anlat. Geldiğimize çok fazla değdi herhalde. Çok fazla değdi. Bugünden beri dolaşıyoruz. Burayı aslında hatta ertelesek mi falan dedik. Bir artık yorulmuştuk sonlara doğru ama son bir güçle tekrar çıktık buraya otobüsle. Ve gerçekten, değil mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben de buraya gelecektim, bir türlü gelememiştim. Fırsat bugüneymiş yani. Hep Ebrar'la fotoğraf çekiniyorlardı. Bu sefer makineyi Ebrar'a verdi. O şimdi insanların fotoğrafını çekiyor. O kadar mutlu oldu ki insanların fotoğrafını çekeceği için. Look, check. Do you like or no? Oh no. Oh, do you know? No, no. Yeah. Really? You hear this. You hear this. Just, okay. You hear this. Excuse me. Okay. 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 Okay, guys, are you ready? Okay. Guys, okay, wait. Sorry. Sorry. Okay, okay, okay. Okay, more push. Okay, okay. More push. Okay. Helal. Wait. Çabuk ısındın. Wait. Wait. Arkadaşlar şimdi zirveden sonra aşağı indik tekrar otobüsle. Birazcık oturacağız şimdi. Bugün bayağı gezdik ve çok yorulduk. Gerçi Ebrar hala enerjisi bayağı yüksek.
Aynen, videoyu burada sonlandıralım. Biz yarın tekrar dolaşacağız. Bir aksilik olmazsa. Bugün ben çok eğlendim. Ebrar ne düşünüyor? Ben çok eğlendim. Harika bir gündü. Yani gerçekten Hong Kong'a gelecek olursanız Hong Kong gezi rehberiniz biziz. Aynen biziz. Bize direkt her şeyi sorabilirsiniz. Nerede olduğumuzda önemi yok. Direkt her şeyi veririz, her bilgiyi veririz yani. Ya mahallelerin ismini falan ezberledik artık. Aynen. Sonunda yarın daha da iyi olur. Semt çocuğu olduk, semt. Gerçekten öyle. Tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kocaman öpücükler. Görüşürüz.